Türkiye Ligi'nde liderlik mücadelesi için iki dev takım Santra'ya doğru ilerliyor. Galatasaray-Beşiktaş maçı biraz sonra başlayacak ve para atışından sonra futbolcular büyük bir hırsla mücadeleye girecekler. Maçı Ertuğrul Dilek, Abdülkadir Aybek ve Necmettin Uzuner yönetiyorlar. Şu anda para atışı yapılıyor ve maç başlamak üzere. Galatasaray-Beşiktaş karşı karşıya, Galatasaraylılar oyunu açtılar. Top gerilere kadar geldi, doğru Bülent'te. Bülent bakın bir etrafına, sola uzattı. Solda aldı sarı kırmızılılardan Mehmet, Büyük Mehmet topun dibine doğru vurdu, gönderdi. Sol taraftan bir atak olabilir mi bilmiyoruz henüz. Herhangi bir tehlikeli durum yok ve top dışarıya kadar çıktı. Bir avut atışı kaleci Sabri'den. Sabri topu taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisine gönderdi ama Galatasaraylılar mütemadiyen bastırıyorlar. Oyunun daha henüz ilk dakikaları. Vedat topu geriye doğru çekti. Top yine Galatasaraylılarda. Aydın'a doğru geldi. Sol taraftan kayıyor. Ortasını yapmak üzere. 3. dakikaya giriyoruz. Ortasını yapmak üzere. Yaptı ortasını. Küçük Mehmet göründüğü gibi attı golü. Dakika 3. Dakika 3 Galatasaray 1. Beşiktaş 0. Soldan gelen topu Küçük Mehmet biraz önce seyrettiğiniz gibi filelere gönderdi. Ve Beşiktaş 1-0 mağlup durumda. Fakat siyah beyazların azimleri bitmiş durumda değil. Sağ taraftan Kaptan Sanlı'nın bir ata. Taç çizgisinin hemen biraz içerisinde. Sağdan atış yapılmak üzere, yapıldı atış. Ahmet çıktı, vurdu kafaya ve gol! Durum 1-1. Bolu'dan transfer edilen Ahmet, Beşiktaş'ın 6. dakikada beraberlik golünü kaydediverdi. 3. dakikada Küçük Mehmet, 6. dakikada ise Ahmet 2'nin attığı gollerle bu çetin mücadelede şu ana kadar beraberlik bozulmuş vaziyette değil. Beşiktaş 1, Galatasaray 1. Beşiktaş müsabakayı şu kadrosuyla oynuyor. Kalede Sabri, geri dörtlüde Ahmet, Niko, Lütfü, Zekeriya. Orta üçlüde Vedat, Ahmet, Kahraman. İleri üçlüde ise Sanlı, Necmi, Tuğrul. Galatasaray'ın kadrosuna ise şu şekilde. Kalede Yasin, geri dörtlüde Ekrem, Tuncay, Enver, Aydın. Orta üçlüde Samim, Büyük Mehmet, Bülent. İleri üçlüde Mustafa, Küçük Mehmet, Gökmen. Üçüncü dakikada Küçük Mehmet ve altıncı dakikada Ahmet 2'nin attığı gollerle mücadele bir beraber cereyan ediyor. Tribünler tıklım tıklım dolu. Kaleci de top, ileriye doğru uzatmak üzere Yasin'in uzun bir elle degajmanı orta çizginin bir hayli gerilerinde kesildi ve ilk yarı sona erdi. Top hakem Ertuğrul Dilek'te. İkinci yarıda bakalım neler olacak. İlk yarının neticesi. Dakika 3 Küçük Mehmet, dakika 6 Ahmet 2 ve durum Galatasaray 1 Beşiktaş 1, Beşiktaşlılar son derece hırslı, ikinci yarıya siyah beyazlar giriyorlar. Necmi bastı topa, çekti geriye doğru, ortasını yaptı, doğru Tuğrul'a. Tuğrul soldan kayıyor şimdi, Samim'in ayağından sekti, Necmi aldı, Samim tekrar aldı. Tekrar aldı, gerilere doğru getirdi, Küçük Mehmet ileriye verdi topu. Fakat Beşiktaşlı Necmi'nin tehlikeyi yaratmayan bir atağını seyrettik. Taç atışı derhal yapıldı Galatasaraylılar tarafından. Orta sahaya doğru geliyor top şimdi. Bülent de topun dibine doğru vurdu. Orta yuvarlakta Beşiktaşlılar bırakmadılar. Kahraman attı çalımını, orta yuvarlığa geldi, çizgiyi geçmek üzere vurdu topun dibine. Sol taraftan bir atak olabilir, fakat yok, kimse yok Beşiktaşlılardan. Enver aldı. Bu sene PTT'den transferi Galatasaray'ın. Enver aldıktan sonra yanındaki arkadaşı Tuncay'a verdi. Necmi Tuncay'ı adım adım izliyor, fakat herhangi bir sonuç alamıyor. Bu da Mustafa, İzmirspor'dan transfer edilen Küçük Mustafa. Sanlı'yla karşı karşıya, son anda ayak koyuyor Ahmet. Ahmet Beşiktaş'ın beraberlik golünün kahramanı ve top dışarıda. Taç atışıyla top tekrar oyuna girdi. Sol taraftan bir atak oluyor, tehlikeli olabilir bu. Sola doğru geldi, olmadı. Zekeriya kesti topu, aldı, düzeltti. Bastı topa, çekti, ileriye doğru verdi. Evet, durum 1-1. Bakalım maç bu sonuçla mı bitecek? Top Vedat'ta ileriye doğru gönderdi, orta yuvarlakta. Necmi'nin bir kafa pası, sol taraftan Tuğrul kayıyor şimdi. Kaymak üzere ama son anda ayak koydular ve top kaleci Yasin'e kadar uzandı. Yasin'in degajmanı öncelerde de olduğu gibi elle. Aydın'da şimdi. Aydın aldı, düzeltti, topu ileriye doğru gönderdi. Derin bir orta bu sol taraftan. Kale sahası karışıyor, kafalarda bırakmıyor Beşiktaşlar. Geriye doğru vurdu. Geriye doğru vurdu ve top hala siyah beyazlardan Tuğrul'da. Tuğrul aldı topu, sola doğru deplasman yapıyor şimdi. Atağını yaptı, sol taraftan kayıyor. Taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde. Ortasını yapmak üzere şut attı ve gol! Şut attı ve gol! Hiç umulmadık anda çaprazdan Beşiktaş Tuğrul'un 59. dakikada attığı golle 2-1 galip durumda. Foto muhabirleri sahaya kadar giriyorlar ve Beşiktaş 2, Galatasaray 1. Beşiktaş 2, Galatasaray 1. Eğer maç bu şekilde biterse siyah beyazlı takım lider olacak. Top taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde. Orta yapılmak üzere Galatasaraylılardan Samim'de. Samim aldı, düzeltti, çekiyor, sağ sol yaptı fakat topu kaptırdı. Bu arada bir değişiklik var, gördüğünüz Mesut oyuna girdi ikinci yarıda. Kafalarda top dönüyor, son anda ayak koyamıyor Enver. Mutlak bir beraberlik golünü kaçırıyor Enver. Top Mesut'ta şimdi. Mesut aldı topu, Necmi'nin yerine girmişti Mesut. İleriye doğru gönderdi ve maç sona erdi. Ertuğrul Dilek'in bitiş düdüğü Beşiktaş 2, Galatasaray 1. Ve böylece Beşiktaş Türkiye Ligi'nde liderliği ele geçiriyor.